Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. Merhaba canlarım. Nasılsınız bakalım? Biz de soracak olursanız bizler gayet iyiyiz çok şükür. Yuvarlanıp gidiyoruz. kanalımızı yeni keşfedenler ve daha abone olmayanlar varsa ücretsiz bir şekilde aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Bu şekilde sonraki videolarımızdan ve canlı derslerimizden haberdar olabilirsiniz. Düzenli olarak canlı dersler yapıyoruz. Onlara katılmanızı da tavsiye ederim. Telegram kullanıyorsanız aşağıya Telegram grubumuzun linkini de bırakıyorum. Ona da katılın lütfen. Çünkü canlı yayın linklerini ve haberleşmeyi büyük oranda oradan yürütüyoruz son olarak da videolarımızı beğenmeyi ve arkadaşlarınız ile paylaşmayı lütfen unutmayın Çünkü sizler abone olup beğenip yorum attıkça ve bizi paylaştıkça daha fazla öğrenciye erişim imkanı buluyoruz şimdiden hepinize çok teşekkür ederim İyi ki varsınız İyi ki benim öğrencilerim olmuşsunuz şimdi dersimize başlayabiliriz 5 4 3 2 1 0 dersimizde neler yapacağız? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Bugün sizinle matematik dersi için ikinci dönem birinci yazılıya hazırlık yapacağız. Karışık olarak yazılıya hazırlık soruları çözeceğiz. Bomba gibi sorularımız var. Sorularımızı çözerken o konuyla ilgili minik hatırlatmalar ve konu tekrar da yapacağım. Hiç merak etmeyin. Lütfen önünüzde soruları çözmek için bir defter ve kalem bulunsun. Şimdi eğer hazırsanız dersimize başlayabiliriz. Çıkarın kağıtları yazılı yoklama yapacağım. <laughs> Madem yazılı hazırlık yapıyoruz o zaman yazılı formatında olsun istedik. Burayı bir yazılı kağıdına çevirdik. Peki o zaman şöyle diyelim yazılımıza hoş geldiniz. Peki biz bu yazılıdan kaç alacağız? E tabii ki 100 alacağız. Hem de buradaki gibi zıplayan yüzler alacağız ya da yüz alınca biz zıplayacağız. İkisi de olur hiç fark etmez. Eğer hazırsanız ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen oranları bulunuz demiş. Minik minik hatırlatmalar yaparak gitmek istiyorum. Oran neydi? Hadi bir hatırlayalım. Şurada sevimli mi sevimli bir penguenimiz var. Bakalım bize neler söyleyecek çalışkanla bir penguene benziyor. İki çokluğun birbirine bölünmesine oran denir. Hmm. Oran o zaman iki çoklu birbirini bölmek demez. Demekse 3'ün 9 oranı şu mudur çocuklar? 3 bölü 9. Evet budur. Ama bazen şıklarda böyle bulamazsınız. Ne yapar? Genişletmenizi ya da sadeleştirmenizi ister. Hadi bunu da sadeleştirelim. Sadeleştirme neydi? Her ikisini de aynı sayıya bölmek demekti. İkisi de 3'e bölünürler. 3'ü 3'e böldüm. 1. 9'u 3'e böldüm. 3. 3 bölü 9 da olur. 1 bölü 3 de olur. İkisi aynı şeylerdir zaten. Denk kesirlerdir. Evet B'ye bakalım. Biraz daha garip. Bunlar kesirli. 2 bölü 7'nin 8 bölü 14 oranı. Hmm, bu ne demek istiyor acaba? E, aynı şey iki çokluğun birbirine bölünmesi. O zaman bölelim hadi. 2 bölü 7'nin 8 bölü 14 oranı. Bakın böldük. Peki kesirlerde bölme yaparken nasıl yapıyorduk? Hatırlayalım mı? 2 bölü 7'yi yazıyorduk. Yazdık. Sonra çarpma yapıyorduk. Aşağıdakini takla attırıp yazıyorduk. Ters çevirip yazıyorduk. Ne yapıyoruz? 14 bölü 8 olarak yazıyoruz. Ve format neye döndü? Çarpmaya döndü. Hadi çarpalım şimdi. 2 ile 14'ü çarptım. 28 bölü 7 ile 8'i çarptım. 7 kere 8'den 56. 6. Bunu da sadeleştirebilirsiniz. isterseniz. ben böyle bırakacağım. Şimdi bu sorumuza bakalım. Bu sorumuza ne yapacağız? Bu sorumuzda da bize diyor ki aşağıda verilen orantılardaki bilinmeyen terimleri bulunuz. Orantı neydi? Orantıyı da hatırlayalım. Minicik bir notla bu kitap bize bir tüyo verir diye düşünüyorum. İki oranın eşitliğine orantı denir. Hmm. İki oranın eşitliği. Çocuklar, şuradaki 7 bölü 10 ve 21 bölü a birer oran mıydı? Evet, bunlar oranda, eşittir. Bakın eşitlik var. İki oranın eşitliğini o zaman orantı diyeceğiz. Demek ki bunlar bir orantı. E, orantı birbirine eşit. Peki nasıl buluruz bu a'yı? Şöyle bulabiliriz. İçler dışlar çarpımıyla. Çok basit bir yöntemdir, çok kullanışlıdır ve sürekli kullanacağız. Ne demek bu içler dışlar çarpımı? 7 ile a'yı çarpıyorum. 7 çarpı a eşittir. 10 ile 21'i çarpıyorum. 210. Sonra a'yı bulabilmek için ne yapmam lazım? E, a'yı yalnız bırakmam lazım. Şuradaki 7'den kurtulmak için her iki tarafı 7'ye bölüyorum. Bakın 7 ile 7 sadeleşti. Burada ne kaldı? A. A eşittir. 210 ile 7 de sadeleşir. 210'u 7'ye böldüğünüzde kaç bulursunuz? 30 bulursunuz. Demek ki bizim A neymiş? 30'muş. Aşağıdakine bakalım. 5 şıkkına. Şimdi 5 hakkında şurada virgüllü yani ondalık gösterimli ifadeler var. Önce bunlardan kurtulmak istiyorum. Bunlarla işlem yapmak zor çünkü bizim için. Nasıl kurtuluyorduk bunlardan? Şöyle şurada hatırlatayım. Virgül kaydırmalar yapıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Yukarıdan bir tane virgülü tuttum, kaydırdım. Sağa geldi, tutunacak herhangi bir yer yok, düştü. Yukarıda ne kaldı? Sadece 4 Böyle. Başındaki sıfırı saysanız da olur, saymasanız da 0, 4 ile 4 aynı şeydir. O yüzden sadece 4 yazıyorum. Burada ne var? 0, 2. Bakın yukarıdan bir tane virgülü kaydırdıysam aşağıdan da kaydırmak zorundayım. Bundan da kaydırdım. E tutuncaya bir yer var mı? Yok. Düştü. Burada da ne kaldı? 2. Hemen yazalım. Burası artık 0,4 bölü 0,2 değil. Nedir? 4 bölü 2 eşittir. B artı 1 bölü 14. Çok güzel. İçten dışarı çarpımı yapalım mı? Yapalım. Ya da burada farklı bir yöntem de gösterebilirim size. Şurayı genişletebilirsiniz. Bu da eşitleyebilirsiniz. Hadi bunu deneyelim bu defa da. Farklı bir yöntem öğrenmiş olalım. Burayı 7 ile genişletirsem ne olur? 14 olur. Eşit olmuş olur. Hadi yapalım. 7 ile 4'ü çarpıyorum. 28 bölü 7 kere 2 14 eşittir. B artı 1 bölü 14 mü? Evet. Bakın paydalar eşit. 14 14 e eşitlik de var. O zaman tek çare kalıyor. 28 neye eşit? B artı 1'e değil mi? Başka şansımız yok. 28 eşittir. B artı 1'e B'yi yalnız bırakmak istiyorum. Şuradaki artı biri ne yapacağım? Tutup karşıya doğru fırlatacağım. Hadi fırlatalım. Fırlattık. Fırlatırken ne oluyordu çocuklar? Buradaki bir bize üzülür, kırılır. İşaret değiştirir. Artı bir ise ne olur? Eksi bir olur. Eksi bir şey olsaydı artı olurdu. Tam tersi işarete geçer. Artı bir, eksi bir olacak. 28 eksi bir eşittir B'ye. 28'den bir çıkarttım. 27 eşittir B'dir deriz. B'yi bulduk mu? Evet. B de kaçmış? 27'ymiş. Oranı, orantıyı öğrendik. Şimdi bunlarla alakalı bir tane problem çözelim. O zaman problemlerle devam ediyoruz. Devam et! Sorumuzu okuyalım. Mine'nin yaşının annesinin yaşına oranı 5 bölü 16'dır. Mine 15 yaşında olduğuna göre annesi kaç yaşındadır? Burada da bir orantı kuracak mıyız? Evet, tabii ki kuracağız. Ne diyeceğiz çocuklar? Mine'nin yaşının annesinin yaşına oranı. Önce oranımızı kuralım. Mine bölü annesi, değil mi? Bunların oranı kaçmış? 5 bölü 16. Eşittir diyeceğiz. Mine kaç yaşında? 15 yaşında. Mine'nin olduğu tarafa bakın. 15 yaz yazıyorum. Peki annesi? Annesini bilmiyorum. Annesini bilmediğimiz için yaşına x diyelim mi? Cebirsel ifade kullanalım diyebiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? İçler dışlar çarpımı. Hadi yapalım. Evet çarpalım. 5 ile x'i çarpıyorum. 5x eşittir 15 ile 16'yı çarpıyorum. Şöyle yapalım. 15 çarpı 16 diyelim. Böyle yüksek sayılarda çarpma yaparken normal çarpma biçiminde yazın. Kolay bir yol göstereceğim size. Çarpmakla uğraşmayın diye. Şimdi x'in kat sayısında ne var? 5 var değil mi? Bu 5'i nasıl yok edeceğim? Her iki tarafı 5'e bölerek. Evet bölüyoruz. 5'ten sadeleşti mi? Evet. X yalnız kaldı mı? Evet. Şimdi karşıya gelelim. Bakın. 15'i 5'e bölebilir miyim? Tabii ki bölebilirim. Çarpmadan da bölebilirim. Yani 15 16'yı çarpmama gerek yok illa ki. 15'i 5'e böleyim. Sadeleştireyim. Daha sonrasında çarpayım. Benim için çok daha kolay bir çarpmadır. Sınavlarda işinize yarar. Size hız kazandırır. 15'i 5'e böldüm. Ne olur? 3 bulurum değil mi? O zaman yukarıda ne oldu? 3 çarpı 16. 3 çarpı 16 kaçtır çocuklar? Daha kolay bir şekilde çarpabilirsiniz. 48'dir. Demek ki bizim x'imiz kaçmış? 48'miş. Bizim doğru orantılar, ters orantılar vardı. Hatırlıyor musunuz? Hadi gelin eğer hatırlamıyorsanız da bir hatırlayalım. Bir tane soru çözelim bununla alakalı. Evet, sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen problemlerin doğru orantı mı, ters orantı mı olduğunu belirleyiniz demiş. Öncelikle hatırlayalım. Doğru orantı neydi? Ters orantı neydi? İki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa, bakın birisi artarken diğeri de aynı oranda artacak ya da birisi azalırken diğeri de aynı oranda azalacak. Biz buna ne diyeceğiz? Doğru orantı. Ters orantıya bakalım. İki çokluktan birisi artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da birisi azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa biz buna ne diyeceğiz? Ters orantı diyeceğiz. Bakalım bize verilenlerden hangileri doğru orantı, hangileri ters orantı? A'yı okuyalım. A ile başlayalım. Bir ekmek 3 TL ise 5 ekmek kaç TL'dir? Çocuklar, bir ekmekten 5 ekmeğe çıkmış artmış. Buna bağlı olarak 3 TL'den daha fazlasına çıkar, değil mi? Kaç TL'ye çıkar? 15 TL'ye çıkar. O zaman TL de arttı mı? Evet, arttı. İkisi de artıyorsa aynı oranda biz buna ne diyorduk? Doğru orantı. Şimdi B'ye bakalım. Bir günde aynı miktarda pasta yapabilen 5 aşçı 50 pastayı 2 günde yapabiliyorsa 10 aşçı 50 pastayı kaç günde yapar? 1 e, bir günde yapar. Şunu söyleyebilir miyiz biz? Aşçı sayısı 5'ten kaça çıktı? 10'a. Aşçıların sayısı arttı. Peki gün? Gün 2 idi 1 oldu. Gün sayısı azaldı. O zaman bir artarken 1'i azaldı. Ne oldu? Ters orantı oldu. C'ye bakalım. Özdeş 2 musluk 1 havuzu 8 saatte boşaltabilirse 4 musluk kaç saatte boşaltır? E 4 saatte boşaltır. Peki ne oldu? 2 musluktu. Musluk sayısı 2'den 4'e çıktı. Musluk sayısı arttı mı? Evet. Peki saat? 8 saatte 4 saate düştü. Ne oldu saatimiz? Azaldı. Biri artarken diğeri azaldı. Biz buna ne diyorduk? Ters orantı. D'ye bakalım. Aynı miktarda yumurta veren 5 tavuk günde toplam 15 yumurta veriyorsa 1 tavuk günde kaç yumurta verebilir? Şimdi çocuklar 5 tavuk şurada tavuk yazalım. 5 tavuktan kaç tavuğa düştü? 1 tavuğa. Bir azal azalma var. Peki 5 tavuk günde 15 yumurta veriyorsa 1 tavuk 3 yumurta veriyor demektir. Demek ki 1 tavuk yumurta sayısı da azalacak mı? Evet yumurta sayısı da azalacak buna bağlı olarak. İkisi de azaldı mı? Evet ikisi de azaldı. Eğer ikisi de aynı oranda azalıyorsa biz buna ne diyorduk? Doğru orantı. Vay canına. <laughs> Yeni sorumuzla devam edelim. Bize bir orantı vermiş. A artı B'nin 51 olduğunu söylemiş. Buna göre A kaçtır demiş. Bakalım A'yı kaç bulabileceğiz. Ne yapıyoruz burada? bizim bildiğimiz bir şey var. İçler dışarı çarpımı değil mi? Hadi yapalım bakalım. A ile 7'yi çarpıyorum. 7A eşittir. 10 ile B'yi çarpıyorum. 10B. E buradan sonra ne yapacağım hocam? Buradan sonra şöyle yapacağız. A'ya diyeceğiz ki onun katları şeklindedir. Yani 10K. B'ye ne diyeceğiz? O da 7'nin katları şeklindedir. Yani 7K mı diyeceğiz? Evet. Neden? Şöyle düşünün. 7 ile 10K'yı çarptığınızda ne olur burası? 70K değil mi? Birbirlerini eşitlemeye çalışıyorum aslında. Amacım bu. 10 ile 7K'yı çarptığınızda ne olur karşısı? 70K. Birbirlerini eşitlemek için eşitleyebileceğim cebirsel ifadeler veriyorum. O zaman A eşittir 10K diyebilir miyiz? Deriz. Peki B'ye de 7K diyebilir miyiz? Deriz. A artı B'nin 51 olduğunu biliyorum. Hadi toplayalım. A artı B eşittir 51 diyor. E A 10 kaydı. B de 7 K eşittir 51 oldu mu? Oldu. 10 K ile 7 K'yı topladım. 17 K. 17 K neye eşit oldu? 51'e. Şimdi sadeleştiriyorum. Her iki tarafı 17'ye bölüyorum. 17'ler sadeleşti. K eşittir. 51'i 17'ye böldüm. Ne bulurum? 3 bulurum. K 3'müş. Ama bize ne soruyor? K'yı değil A'yı soruyor. A neydi çocuklar? A 10 K'ydı. O zaman K yerine 3 yazacağım. 10 çarpı 3 diyeceğim. 10 çarpı 3'ten kaç bulurum? 30. Yani A kaçmış? 30'muş. Buradan B'yi de bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. A ile B toplamı 51'di. O zaman A artı B eşittir 51 diyelim ve B'yi de bulalım. A yerine kaç yazacağım? 30. 30 artı B eşittir 51 ise B kaçtır? 30'u karşıya atacağız. 51'den 30 çıktı diyeceğiz. 51 eksi 30'dan ne buluruz? 21. Demek ki B'de kaçmış? B'de 21'miş. Şöyle gösterelim. A'da 30'muş. Oranı, orantıyı iyice öğrendik. Sorularını çözdük, problemlerini çözdük. İyice pekiştirdik. Artık şöyle yüzdelere doğru bir geçiş yapalım mı? Haydi yapalım. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! <laughs> evet, sorumuza bakalım. Yukarıda verilen rasyonel sayıların yüzde temboli ile gösterimleri gösterimlerinden <laughs> kaç <Karşı> tanesi doğrudur? <laughs> ya Evet, soruyu okurken zorlandım. Bakalım yukarıda verilen rasyonel sayılardan, yüzde sembolüyle gösterilenlerden kaç tanesi doğruymuş? Peki nasıl bulacağız? E, hepsini denememiz lazım. Hepsini doğrulamamız lazım. Şimdi öncelikle 4 bölü 5 ile başlayalım. Çocuklar 4 bölü 5'i ben ne ile ifade etmek istiyorum? Yüzde ile. Ne yapacağım peki? Paydasının 100 olması lazım. O zaman genişletme yapacağım. 5 ile kaçı çarparsam 100 bulabilirim? 20'ye değil mi? 20 ile genişletiyorum. Bakın genişletirken hem yukarıdaki hem aşağıdaki ile çarpacaksınız. 20 ile 4'ü çarptım 80 bölü. 20 ile 5'i çarptım 100. %80 oldu mu? Evet, oldu. Yüzde sembolüyle ifade edebiliriz bu şekilde eğer paydası 100 ise. Bu doğru mu? Evet, doğru. Şimdi ondalık gösterim diye geldim. 0,4 diyor. Onu da şöyle şuraya yapalım. 0,4 Öncelikle bu 0,4'ü nasıl yazmam lazım benim? Kesir olarak yazabilmem lazım. Bakın o konuşuyla birlikte yazıyoruz. 0 tam. 0 tam olursa tam yazar mıyım? Gerek yok. Onda 4 değil mi? Bunun okunuşu öyleydi. 0 tam onda 4. O zaman kesir olarak da yazabilirim. Onda 4 diye. Bu şekilde. Kolay yani. Peki 10'da 4 ya da 4 bölü 10. Bunu yüzde ile ifade etmek istiyorum. Yüzde ile ifade edebilmem için ne olması lazım? Paydasına 100 olması lazım. O zaman 10 ile genişletiyoruz. 10 ile 4'ü çarptım 40. Bölü 10 ile 10'u çarptım 100. Artık paydası 100 olduğuna göre yüzde sembolüyle gösterebilirim. Ne diyeceğim? Yüzde 40. Bana da %40 vermişti zaten. O zaman bu da doğruymuş. Geldik 0,25'e. Onu da şuraya yapalım. 0,25. E o zaman çocuklar bunu da kesir olarak ifade etmem lazım önce. Önce okuyalım. Sıfır tam demek ki tamı yok. Yüzde 25. beş. Hmm. Yüzde 25. Bunu hazır vermiş. Yani yüz olarak vermiş paydasını. O zaman hemen yüzde sembolüyle gösterebilirim. Bakın yüzde 25. Zaten yüzde 25 demiş. Bu da doğruymuş. Sonuncuya bakıyoruz. 1 bölü 2. Onu da şöyle altına yapalım. 1 bölü 2'yi yüzde olarak göstermek istiyorum. Peki yüzde olarak nasıl gösterebilirim? Paydası 100 olmalı. O zaman genişleteceğiz. 50 ile genişletiyorum. 50 ile 1'i çarptım. 50 bölüm. 50 ile 2'yi çarptım. 100. Yüzde 50. Hemen yüzde sembolü ile gösterelim. Yüzde 50. Bize kaç varmış? Yüzde 5. Olur mu? Olmaz. Kaç tanesi doğruymuş? 3 tanesi doğru. Cevabımız B seçeneği. Bir tane de yüzde ile alakalı bir problem çözelim bakalım. Ne dersiniz? Yüzde günlük hayatımızın her yerinde kullanırız zaten. Bakalım burada bu soruda bu problemde günlük hayatımızın neresinde kullanacağız? Gittikçe yaklaşıyor, yaklaşıyor. <laughs> Sorumuzu okuyalım. Bir reçel kavanozunun üzerinde yüzde 45 meyve oranı yazmaktadır. 360 gram ağırlığındaki bir reçelde kaç gram meyve vardır demiş. Biz e bize meyve oranını vermiş. %45. Demek ki 360'ın neyini bulacağız çocuklar? %45'ini. Hadi bulalım. Peki. Bir sayının yüzdesini nasıl buluyoruz? Şöyle. %45'i kesir olarak yazıyoruz. 45 bölü 100 diye. Ve bize verilen kaç? 360 gram. Bununla 45 bölü 100'ü çarptığımızda bu sayının yüzdesini bulmuş oluyoruz. Peki hadi çarpalım. Şöyle sadeleştire sadeleştire çarpmak istiyorum. Bizim için daha kolay olsun diye. Nasıl çarpacağım peki? Şurada kolay yoldan bölmeler var. Gördünüz mü? Önce bölme yapalım. Sadeleştirelim. Sıfırla sıfır yok olur mu? Evet yok olur tabii ki. Şimdi bakalım başka hala sadeleştirebilecek şeyler var mı? Var görüyorum. 45 ve 10. İkisi de kaça bölünürler? 5'e bölünürler. 45'i 5'e böldüm. 9. 15'e böldüm. 2. Şimdi çocuklar. Şurada 36 kaldı çarpı. Burada 9 kaldı. Yazıyorum. Şurada ne kaldı? 2. Hala sadeleştirebileceğim şeyler var. Böyle çarpmayla uğraşmayın diye sadeleştirerek gitmenizi ben tavsiye ederim. Eğer bu şu anda karmaşık geldiyse lütfen tekrardan dinleyin. Tekrardan dinleyin. Ne yaptığımı anlayacaksınız o zaman. Evet 36 ile 2 de sadeleşir mi? Sadeleşir. 36'yı 2'ye böldüm. 18. 2'yi 2'ye böldüm. 1. Yukarıda ne oldu artık? 18 çarpı 9. Şimdi bunları çarpabiliriz. Şöyle şurada çarpayım. Meyve yazayım. Meyve gramı. Meyve gramı 18 ile 9'u çarptığımızda meyvenin gramını bulabiliriz. 18 ile 9'u çarpalım hadi. 9 kere 8 72. 72'nin ikisi. Elde var 7. 9 ile 1'i çarptım. 9. 7 de elimde vardı. 16. 162 grammış. Denizli. Peki bu yüzde problemleri her zaman böyle mi geliyor karşımıza çocuklar? Hayır her zaman böyle gelmiyor. Bazen geometrik şekiller üzerinde de verebiliyor. Geometrik şekillerde nasıl oluyor acaba? Ona da bakalım. Pantanlogar bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık! <laughs> Evet sorumuza bakalım. Çevre uzunluğu 80 santimetre olan bir karenin kenar uzunlukları %20 arttırılırsa yeni oluşan karenin çevresi kaç santimetre olur demiş. Hemen bir tane karemiz gelsin şöyle. Şimdi çocuklar bu karenin çevre uzunluğu kaçmış? 80 santimetre. Karenin özelliğini hatırlayalım. Neydi? Bütün kenarlar birbirine eşit değil miydi? Evet. Kaç tane kenar var? 4 tane kenar. 4 tane kenarın toplamı 80 mi? Evet bir tanesini bulabilirim ben o zaman. 80'i 4'e bölersem bir tane kenarın kaç santim olduğunu bulabilirim. 80'i 4'e bölüyorum. 20. Demek ki her bir kenarımız kaç santimetreymiş? 20 santimetreymiş. Şimdi biz daha ne istiyordu ona bakalım. Kenar uzunlukları %20 arttırılırsa. Kenarım 20 santimetre. Şöyle şurada yapayım boşlukta. 20'yi kaç arttıracağım? Yüzde 20 arttıracağım. Yüzde 20'sini nasıl buluyorduk? Biraz önce öğrenmiştik. Yüzde 20 ile çarparak tabii ki. Evet kolay yoldan da öğrenmiştik. Neydi? Böyle bildiğimiz kadar sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştireceğiz. Burada zaten kolay yoldan bölmeler var. Sıfırlar var. Bakın bir sıfır yukarıdan siliyorsam bir sıfır aşağıdan. Bir sıfır yukarıdan bir sıfır aşağıdan. Şimdi bakalım yukarıda ne kaldı? 2 kaldı. 2. 2 kere 2. 4. buna söyleyin bakayım. 2 kere iki kaç ediyor he? Valla pek bir şey etmiyor. Evet. 2 kere 2 4. Altında da ne var? 1 var. 4 bölü 1'den kaç olacak? 4 olacak. Şimdi. Demek ki 20'nin %20'si kaçmış? 4'müş. Ne diyor yüzde %20 arttırılırsa? Yani bizim normalde kenarımız kaç santimde? Kenarımız 20 santimde. 4 santim daha arttıracağız. Kaç olacak? 24 santimetre. Büyüyecek yani. Şöyle biraz daha büyük bir karemiz olsun. Evet. Biraz daha büyüttük ve her kenara kaç santim oldu artık? 24 santimetre. Şurası da 24 santimetre. Burası da 24 santimetre. Burası da 24 santimetre. Şimdi ne diyor bize? Yeni oluşan karenin çevresi. Hmm, çevrede ne yapıyorduk? Hepsini toplayacağız değil mi? Ya da 4 tane 24 olduğu için 4 çarpı 24 diyebiliriz. 4 ile 24'ü çarpalım. Kaç buluruz? 4 kere 4 16. 16'nın 6 sayıda var. 1. 4 kere 2 8. 1 de elimde vardı. 9 değil mi? 96 santimetre olarak buluruz. Cevabımız ne? Cevabı işaretlemeyi unuttuk. A seçeneği. Evet yüzdeleri de bitirdik. Şimdi birkaç tane üçgenlerle açı ortaylarla alakalı soru çözelim ve dersimizi yazılımızı bitirelim. Hadi sorumuza bakalım. ABC'nin bir üçgen olduğundan bahsetmiş. AD'nin açı ortay olduğundan bahsetmiş. Çocuklar açı ortay nedir? Açı ortay adı üstünde açıyı ortalayacak. Yani iki eş açıya ayıracak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şurası x açısıysa şurası da x açısı olacak. Çünkü ad açı ortay. Açıyı iki eş açıya ayrıldı. Tamam. Şuraya 66 değil de 65 yapalım çocuklar. Çünkü virgülü çıkacak. Virgülü çıkmasın tam çıksın. Şöyle 65 diyelim buna. Evet şimdi bildiğimiz bir şey vardı. Üçgenlerin iç açıları toplamı kaçtı? İç açılar toplamı. İç açılar toplamı 180 dereceydi. Değil mi? Evet. Hadi toplayalım. Bütün açıların toplayacağız ve 180'e eşitleyeceğiz. 65 artı bakın x var x var. Kaç tane x var? 2 tane. 2x artı 55 eşittir 180. Toplama yaparken ne yapıyorduk? 2 tane bakın burada normal sayımız var. bir tane cebirsel sayımız var. Cebirselle cebirseli normalle normal toplarsanız cebirselle toplayacağım hiçbir şey yok. 2x olarak kaldı. 65 ile 55'i topluyorum. İkisini topladım. Ne buldum? 120. Eşittir 180'e. Şimdi x'i yalnız bırakmalıyım. Nasıl yalnız bırakacağım? 120'ye karşı tarafa doğru fırlatıyoruz. Fırlattığımız için ne yapıyor? Bize küstüyor ve işaret değiştiriyor. Artıydı, eksi oldu. 2x eşittir 180'den 120 çıkarttım 60 ve her iki tarafı 2'ye bölersek bu iş tamamdır. x eşittir 62'ye böldüm 30. x'i bulduk. x 30 dereceymiş. Şimdi bize sorulanı bulalım. B, A, D açısı. Hemen bakalım B, A, D neresi? Bakın B'den başlayacak. A ile devam edecek ve D'de bitecek. Hmm. O zaman şurası kırmızıyla belirginleştirdiğim yer. Bu kırmızıyla belirginleştirdiğim yer neydi? X yani 30 dereceydi. O zaman BAD açısının ölçüsü 30 derecedir diyebiliriz. Şimdi çözeceğimiz yeni sorumuz yine açı ortaylı bir soru. Önce durdurup videoyu kendinizin çözmeye çalışmasını istiyorum. Sonra beni dinleyin. Zaten bir tane açı ortaylı bir soru çözdük. Biraz alıştınız. Şimdi ikinci de kendinizi bir deneyin bakalım. Yapabilecek misiniz? Hadi sorumuza bakalım. B, A, bir üçgen olduğundan bahsetmiş. AD'nin açıortay ortay olduğundan bahsetmiş. Demek ki şu A açısını iki eş parçaya bölmüş. B, A, 2x artı 10 olduğunu söylemiş. Bakalım. B, A, D. Bakın şurası kırmızıyla işaretlediğim. Burası kaç dereceymiş? 2x artı 10. Yanındaki de bunun aynı Değil mi zaten? Evet, aynı açı 2x artı 10. Şimdi ne yapabiliriz? Üçgen iç açılarını biliyorduk. Kaç dereceydi 180 derece. O zaman içindeki tüm açıları toplayacağım ve 180 derece eşitleyeceğim. Bakın, B açısı 70 derece, C açısı 60 derece. A açısına geliyorum. 2x artı 10 artı bir tane daha 2x artı 10'u var. Eşittir 180 diyorum. Ne yapıyorduk? Cebirselle cebirsele. Yani 2x ile 2x'i topluyorum. 4x. Şimdi diğer sayıları. 70 ile 60'ı topladım. 130. 10 daha ekledim. 140. 10 daha ekledim. 150. Eşittir 180'e. Şimdi şuradaki 150'yi karşı tarafa doğru fırlatalım bakalım. 4x eşittir. 180 eksi 150 diyoruz. 4x eşittir. 180'den 150'yi çıkarttım. Kaç kalır? 30. Şöyle şu tarafa doğru devam edelim. Çok sıkıştı. 4x 30 x'i nasıl bulurum? Her iki tarafı da 4'e bölerek değil mi? Sadeleşti. x eşittir. 30'u 4'e böldüğümüzde virgülü sayılar çıkar. İsterseniz önce sadeleştirebilirsiniz. Her ikisinde de 2 ile sadeleştirelim. Hadi. 15 bölü 2 gelir. Şimdi 15'i 2'ye tam olarak bölemezsiniz ama ondalık gösterimle bölebilirsiniz. Yani virgüllü olarak 15'i 2'ye böldüğünüzde kaç bulursunuz? 7,5. Yani 7,5 bulursunuz. O zaman bizim x kaç dereceymiş? 7,5 dereceymiş. Ve son bir tane sorumuz kaldı çocuklar. O bir soruyu da çözelim ve sınavımızı, dersimizi bitirelim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! yine ABC'nin bir üçgen olduğundan bahsetmiş. Bu defa farklı bir şey kullanmış. Nedir bu çocuklar? Bu paralellik işaretidir. AD ile BC'nin paralel olduğunu söylemiş. AD bir ışın bakın bir başlangıç noktasından sonsuza doğru gidiyor. BC'de bir doğru parçası işte şurası. Bu ikisinin paralel olduğundan bahsetmiş. Şöyle paralellik işareti koyalım. Bu ikisi paralelse bir özelliğimiz vardı. Bu iki paralel arasında kalan şöyle bakın. Sağ tarafa bakanla sol tarafa bakan Z kuralıydı şu. Buradaki ile buradaki birbirine eşit oluyordu. Eğer şunlar paralelse değil mi? O zaman burası 66 ise içerideki açımızda ne olacak? İçerideki açımızda 66 olacak bir özelliğimiz daha var. AC eşittir BC demiş. Bunları da farklı kalemle belirtelim. AC eşittir BC'ymiş. Bakın AC şurası, BC de burası. Birbirlerine eşitlermiş. O zaman şöyle B açısına X dersem A açısı da X olacak. Niye göre belirliyoruz? Bunların gördükleri kenarlara göre. Bakın bu kenarı görüyor. Bu da bu kenarı görüyor. Yani birbirine eşit olan kenarları gördükleri için açılarımız da eşit oluyor. Şimdi artık ABC üçgeninin iç açıları toplamından yola çıkabiliriz. Ne var? 2x artı 66 eşittir 180 derece, değil mi? Bunu diyeceğiz. En son bakarız ABC'nin neresi olduğuna karar veririz. Şimdi 2 xi yalnız bırakalım, 66'ya karşıya doğru atalım. 2x eşittir 180 eksi 66. 2x eşittir 180'den 66'yı çıkarttık. 114 buluruz. Şimdi her iki tarafı da 2'ye bölüyorum. Ve x'imizi buluyoruz. x eşittir kaç derece çocuklar? 57 derece. Evet biz nereyi sormuş? A, B, C. Bakalım A, B, C. Yani B açısını soruyor. B açısı kaç derece? E, x dereceydi. Bizim x de 55 derece olduğuna göre, ah pardon, <laughs> 57 derece olduğuna göre, bizim x'imiz de 57 derece olduğuna göre cevabımız C seçeneği. Ve dersimizin sonuna geldik canlarım. Soruları çözerken kaç doğrunuz vardı, kaç yanlışınız vardı, hangi sorularda zorlandınız? Lütfen bunları bana yorum olarak atın. Sizleri çok seviyorum çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.